geldiniz. Video görselin konusu eskilerden gene. Pirana Ultra 5 9 inç tabletin dokunmatik camı, kırık dokunmatik camın değişimini yapacağız. Zaten arka kapağı bunun kutur kutur çıkıyor. Dokunmatik çalışmadığı için arkadaşlar tabi telefonu tableti kapatamıyorum. Bu cihazlarda böyle her zaman arkadaşlar şuraya ulaşmak için dokunmatiğin yüzünü bir soyuyorum. Sonuçta kırık bir malzeme atılacak. Şuraya çok rahat ulaşmanın en pratik yolu bu. Devamında her zaman işlem yaptığımız materyalden daha yumuşak bir materyalle çalışalım. Metalle değil mesela. Cam alışımlı bir plastik. Metal. Camdan da plastikten de sert olduğu için arkadaşlar özellikle ufak bir kastırmada ekrana da zarar verirsiniz. Plastikle şey yapın, çalışın. Hani daima fiziğe, kimyaya bunlara sadık kalın arkadaşlar. Eskilerin bir tabiri vardır ya, ilmi ilamel etmek. Bu işin ilmi kimyadır, bu işin ilmi fiziktir. Yani çok mu zor bunu değiştirmek? Çok zor bir işlem değil. Yeter ki doğru materyali, doğru metotla kullanın. Her videoda bu gibi şeyler hani kulağınızda yer etsin diye söylüyorum, tekrar ediyorum. Hani bazı kardeşler yani tamir ettiği tablet çok eski deyip şey yapabilir ama sonuçta iPhone 12 Max'i tamir etmek de fizik kurallarına tabi. Ericsson 337'yi tamir etmek de aynı fizik kurallarına tabi arkadaşlar. Şu noktada arkadaşlar çıkartırken her zaman ben cihazın kendi ağırlığını kullanarak dokunmatik cam bırakmasını sağlıyorum. Şuradaki kırık zaten çatlaktı arkadaşlar, orası vardı. Şu kenarla alakalı da oraya bir müdahale yapalım hemen. Her zaman akılcı çözümler üretmeye bakın arkadaşlar. Yani şunu şuraya akıl etmek için herhangi bir okula gitmeye gerek yok.
burada ne yapılabilir? Böyle basit bir çözüm üretilebilir. Pekala. Bu kadar basit. Her zaman arkadaşlar aklı, bilime, özellikle elektronik tamirinde fiziği kullanın arkadaşlar, araştırın. Çok basit bir modelin, hani belki dokunmatiğini değiştiriyorum, level 1 bir işçilik ama hani ufak tefek cüyalar, daha önce de söylüyorum arkadaşlar, hani hayat kurtarıyor. Evet, kasanın o kısmını da mümkün mertebe sabitledik arkadaşlar. Testini yapalım bakalım. İnşallah ekrana bir zarar vermedik. Daha önceden tamir görmüş ya zaten. Biraz kafada tamir görmüş. Eski bir model sonuçta. Kaç yılın tableti, bunun tamir görmesi de normal. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu yüzeylerin temizliğinde hani Falcon 530 kullanıyorum. Bundan da hiç şaşmıyorum. Çok hızlı uçucu özelliği var. Benim için en büyük artısı bu. Hani sürdüğüm yüzeyde, şurada ekran darbe almış, oradaki bazı lekelere yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, dokunmatiği değiştiriyorum. Arkadaşlar dokunmatik modülün değişimini yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.